Şimdi mesele hukuki olmaktan çıkalı çok oldu. Bu meseleyi hukuki nitelendirmelerle tanımlamaya çalıştığımızda cevapsız kalıyoruz. Mesele bir Orta Doğu sorunu, mesele bir dünya sorunu haline geldi. O da Kürt sorununun çözümüne dair, bu ülkenin demokratikleşmesine dair asıl aktör olarak görülen ve bir dönem devletin de muhatap olarak kabul edip görüştüğü Sayın Abdullah Öcalan'ın fikirlerinin toplumla birleşmesini, toplum tarafından değerlendirilmesini ve toplum tarafından bir ciddiye alınıp meselenin çözümüne dair bir fikir olarak harmanlanıp ele alınmasının önüne geçirmek istiyor. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Sayın Abdullah Öcalan'ın gerek Türkiye'deki rolünü, gerek Orta Doğu siyasetine dair fikirlerinin ne derecede etkili olduğunu biliyor. Ceza infaz kanununda suç tipi ne olursa olsun, almış olduğu cezanın miktarı ne olursa olsun, bir hükümlünün hiçbir şekilde disiplin cezası alsa dahi avukat görüşünün engellenemeyeceğine dair bir mevcut mevzuatımızdaki bir düzenleme bulunmakta. Bu mevzuat düzenlemesine hiçbir şekilde uyulmamakta. Devlet içerisinde şu anda ciddi anlamda bir hukuk kurallarına uymama şeklinde değerlendirebileceğimiz ve bunun sonunun da devletin meşruluğunu tartışmalı bir noktaya getirebilecek bir pratik durum içerisindeyiz ve bununla karşı karşıyayız. Bu durumda her şey anormal gelmiyor, her şey normal geliyor insanlara. Aslında ilk hukuksuzluğun başladığı noktalardan biri de İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan tecridin varlığı. Orada hukuksuzluklar başladı ve orada bu hukuksuzluklar ülkenin diğer tüm alanlarına sirayet etmeye başladı, devam etti. Bakın, bizler bugün Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir seviyeye kadar geldik ve artık toplum içerisinde yavaş yavaş normalleşmeye gidiyor. Evet, siyasal iktidar gücü elinde bulundurduğu için bu normalleşmeyi konsolide edebiliyor, kontrol altına alabiliyor, totaliter rejim uygulamasını devreye koyarak. Ama dediğim gibi ilk başladığı nokta İmralı Ada Hapishanesi ve ülkenin tüm alanlarına doğru yayılmaya başlanıyor. Değişimi istemek sancılıdır. Değişimi istemek cesaret ister. Değişimi istemek sancılı bir sürece girmeyi de maalesef gerektiriyor. Gönül isterdi ki bugün demokratikleşme talepleri haklı görüldüğünde, haklı olduğu tespit edildiğinde hakkını talep edene teslim edebilsin. Ama gerçekten öyle olsaydı Kürtlerin bugün bu ülkenin temel sorununa dair 100 yıllık hukuksal ve siyasal mücadelesi olmazdı. İşte burada bu noktada mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve mücadele edilmeden bir hakka ulaşmanın maalesef imkansız olduğunu görebiliyoruz. Buradan ben sivil toplum kuruluşlarına, hak örgütlerine şu çağrıda bulunabilirim. Bu ülkeyi beraber demokratikleştirmemiz gerekiyor. Bu ülkeyi beraber büyütmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ekonomik refah düzeyini beraber yükseltelim diyorsak bu tecritin kaldırılması gerekiyor. Çünkü bu toprakların asıl hakikati barıştır. Mezopotamya'nın kadim olmasının ana etkeni birden fazla toplumun, birden fazla milletin bir arada barış içerisinde yaşamasıdır. Madem ki Mezopotamya coğrafyasının
hakikati barış ise, barışın tesisi içinde Kürt sorununun çözümünün temel aktörünün üzerindeki mutlak tecridin kaldırılması gerekmekte. Yüzyıl bu şekilde sancılı, sıkıntılı geçti. Bu ülkenin toplumlarının birbiriyle barışması gerekir. Ve gerçekten bu ülkenin Orta Doğu'da bu kadar önemli bir ülkenin asıl rolünü oynayabilmesi için kendi içerisindeki sorunlarını çözmesi gerekir. Bu ülkeyi büyütecektir. Bu ülkeyi küçültmeyecektir. Bu ülkeyi bölmeyecektir. Bu ülkedeki insanların birlikte yaşam arzusunu güçlendirecektir. Kürtlerin bu ülkeyle barışık bir hale gelmesini sağlayacaktır. Ve bu ülkenin kazananı sadece Kürtler olmayacaktır. Bu ülkenin kazananı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm toplumlar, tüm milletler olacaktır. Siyasal iktidarın artık bunu görmesi gerekir. Bunu bir fırsat olarak görmesi gerekir. 2013 yılında buzdolabına koymuş olduğu süreci tekrar çıkartması gerekir.